Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Körfez İşbirliği Konseyi 7. Stratejik Diyalog Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Burada yaptığı basın toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası çabalarının durduğunu hatırlattı. Lavrov bu süreçte Rusya'nın girişimleri de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm girişimlerin askıya alındığını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planı İsrail'in dikkate almadığını belirtti. İsrail, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk çabalarına imkansız koşullar dayatıyor sözlerini hatırlatan Lavrov, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği koşullara dikkat çekti. Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş çıkmasını isteyenler var diyerek bölgedeki durumu vurguladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Lavrov'la yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilme yollarını ele aldı.